huzur çok başka bir şey. Girişimcilik çok huzursuz bir ruh hali. O girişimcilikte huzur yok bence. Çünkü huzur bulduğunu düşündüğünüz anda başka, yani bir sonraki iş ne diye düşünüyorsunuz? Bir sonra yapmam gereken ne diye düşünüyorsunuz? Huzur yok. Ama bir yandan da şöyle bir huzur var ve bence o huzurun olması önemli. Geceliğin yastığa başınızı koyduğunuzda güzel işler yaptım ya bugün ya da faydalı işler yapıyorum insanlara diyebilmenin de başka bir huzuru var. Yani hem huzur hem huzursuzluk. Mutluluk dediğiniz zaten o çok az var çünkü mutluluk genelde zaten anlardadır ya. Bir çiçeği kokladığınızda mutlu olursunuz. İşte sevdiğiniz bir insanı gördüğünüzde mutlu olursunuz. Ben hatta iş görüşmelerinde ne bekliyorsun çalıştığın işten dediğimde mutlu olmayı bekliyorum diyen arkadaşları almıyorum. Neden? Çünkü mutluluk dediğiniz şey gerçekten anlarda önemli olan o huzuru yaptığı şeylerle ya saydığı katkıyla o huzuru yakalayabilmek. Öncelikle ailem için, çevremdeki insanlar için onları bir şekilde güvence altına alabilmenin rahatlığı ve huzuru oluyor. O iyi bir huzur. Çünkü başkalarını kazandırmak şahsen benim açımdan çok daha motive edici kendim yerine. Bir yandan da o parada gittiği zaman yeni bir girişim için güzeldi geçti diyorsunuz. Ama sonrasında 25-30 farklı ülkeden insanla onların hepsini İstanbul'da toplayıp pandemi öncesinde İstanbul'da toplayıp ve onlara global bir yazılım şirketinin sıfırdan kurulmuş bir home office'te kurulmuş şirketi sizlerisini anlattığınızda o 600-700 kişilik insan grubuna farklı milletlerden bir Türk şirketini anlatmak 1 milyon dolardan, 5 milyon dolardan, 20 milyon dolardan çok daha büyük bir tatmin. Endonezya'da bir lisede kız öğrencilere sunum yaparken bakın siz de teknoloji şirketleri kurabilirsiniz. Böyle bir şirket var, ben o şirketin çalışanıyım ve siz de kadın girişimciler olabilirsiniz. Kendinizi şöyle gelişmeniz lazım diye Endonezya'daki bir çalışanınız anlatabiliyorsa ve siz Endonezya'da bir lisede konuşabiliyorsanız bir Türk şirketi olarak işte asıl güzel duygu, tatmin duygusu o. Belki henüz yüzünü bile görmediğiniz, bu aralar Zoom'dan dolayı duyuyoruz ama normalde sesini bile duymadığınız insanlar sizin için dünyanın herhangi bir köşesinde çalışabiliyorsa, dünyanın en büyük, en başarılı fonu Google'dan sonra, WhatsApp'tan sonra insider yatırım yapabiliyorsa, işte o milyon dolarların o noktada bir önemi yok. Anlamını kaybediyor. O yüzden ya da hiç anlam yüklememiş oluyorsunuz. Bunlar hayatta neye anlam yüklediğinizle çok alakalı. Bir girişimci genelde bunlara anlam yüklüyor. Girişimciliğe dair söylenen en önemli şeylerden bir tanesi vazgeçme noktasına geldiğiniz zaman dönmektir yani. Gelseniz de orada kalmamaktır. İnsanların ilk yıllarında da benim çok hatırladığım bir söz vardı. Hatta çok severim o sözü. İşte Mevlana'nın şöyle bir sözü var. Her şey üzerine geldiği anda sakın vazgeçme. Orası kaderinin değiştiği yerdir diye. Vazgeçmemek lazım. Zaten vazgeçmek için yola çıkmıyorsunuz. Vazgeçmemek üzerine yola çıkıyorsunuz. Vazgeçtiğimiz an olmadı ama çok zorlandığım, çok zormuş dediğim anlar çok oldu. Ve bunlar genellikle insanlara dair şeylerdi. Çünkü işler bir şekilde yapılır. İş fikri belki tutmaz sonra o iş fikri değiştirilir yolda. Bunların hepsi mümkün. Şu anki şartlar, ekosistemler, yolda olmayan şeyleri değiştirebileceğiniz, etkileyebileceğiniz bir yapı. O yüzden bana hep şeyi soruyorlar işte iş fikrimiz var ama işte gelir modelimiz yok dedim. Diyorum ki yolda onu da yaparsınız o yüzden başlayın hani cesaretli olun. Ama bazı noktalar var ki gerçekten duygusal anlamda insanlara dair hayal kırıklığına uğradığınızda işte o anlarda vazgeçme hissiyatınız doğuyor. Çok zor ama bir şekilde vazgeçmiyorsunuz. Bilmiyorum o gücü nerede buluyorsunuz? Hani Japonlar buna ikigai diyorlar ya sabahleyin sizi yataktan kaldıran sebep. Galiba o sebep çok kuvvetli olduğu zaman bir şekilde vazgeçmiyorsunuz. Ben de o sebep ne bilmiyorum bir sürü sebep var. Yani biliyorum da bilmiyorum çünkü bir sürü sebep var. Mesela onu bir hastaneye gittiğim zaman da hissediyorum doktorları görünce. Ne kadar diyorum hani güzel insanlar için savaşıyorlar. Kendimi de şeyi hissediyorum. Yani bir gün kozmozda olan son hesaplaşmamızda, son hesaplaşmamda çok da güzel savaş çıkarttım diyebiliyor olmanın huzurunu daha şimdiden kalbimde hissediyorum. Onu diyeceğimi düşünüyorum. O yüzden de o beni bence hep şey yapıyor. Çünkü eminim ki bir gün vazgeçsem o son hesaplaşmada onu diyemem.